Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Avrupa'da bir emir kanalında bugün İlayda ileyiz. Kendisi Almanya'dan katılıyor şu an, Düsseldorf'tan. Ve Almanya'da HR olarak çalışıyor. Bugün Almanya'ya gidiş süreciyle alakalı konuşacağız. Sonra sizden gelen bazı sorular vardı, onları cevaplayacağız. Bir de bir ikinci part yapmak istiyoruz aslında. Böyle birkaç da HR gözünden CV taktikleri gibi bir part yapmak istiyoruz. İlayda sendeyiz, sen biraz kendini tanıt, sonra başlayalım. Olur. Merhaba herkese. Benim adım İlayda Aksoy. Ben burada doğdum, büyüdüm. Yani şanslı taraftayım diyelim. <laughs> Eğitimimi hepsi her şeyi burada aldım. Senede bir kere Türkiye'ye gidip geliyorum. Beş senedir ECA bölümündeyim. Bayer'de ya da Bayer için bir seneden beri çalışıyorum. Benim bölümüm stajyerler, trainee'ler, campus denilen bölüme bakıyorum ben. Sorular olursa seve seve cevaplarım. Bir iki soru Zaten saaten CV'lere de bakarız. Burada Almanya'da neye önem verdiklerine, nasıl düzenleme olması, ya CV nasıl düzenlenir gibi tüyolar verebilirim. Hı hı, tamam teşekkür ederiz. Şimdi ben şeyi sorayım, en yani direkt başlayayım. Yani benim de mesela Almancam var aslında. Ama hani böyle B1 seviyesinde falan. Ama Almanya'yla görüştüğümde işte diyorlardı ki ya B2 olsa daha iyi olur, C1 olsa daha iyi olur. Mesela bana bir çok soru geliyor. Hı. Şimdi en başta Almanya'ya gitmek isteyenler için Almanca şart mı onu bir soracağım. Eskiden şart değildi ama son dönemlerde Hı -hı. artık şart koşuluyor ve sadece kendi Türkiye'den aldığınız sertifikalar değil Goethe İnstitutu'ndan alınması gerekiyor. Ben hep diyorum Almanlar Fransızlar gibi yani kendi dillerini gerçekten öğrenerek gelmeniz lazım ve Hı -hı. B2 seviyesi mutlaka olması gerekiyor. Çünkü küçük bir kasabaya yerleştiğiniz zaman İngilizce biliyorlar da chat pat ve siz belki anlaşamazsınız. Yani B2 seviyesi olsa çok iyi olur. Hı hı. Gerekiyor Benim Gerekiyor kendi yani. tecrübe edindiğim şeyler de hani ben mesela söylüyorum işte B1, A2 arası bir şey. Ya yani biraz unuttum işte üniversite öğrenmiştim falan diyorum. Hani kendim gitsem anlatırım ama hani adam diyor ki e, iş konuşacağız biz bir en az B2 olmalı falan diyor. Ben diyorum hı hı. haksız tamam geliştiririz yani hani o şekilde şey yapıyorlar. Ee, peki evet. Peki şey soracağım. Mesela sen eee Türkiye'deki insanlara ne tavsiye edersin? Almanya'ya gelmek isteyen çok tanıdığım var benim açıkçası. Hani Bilmiyorum, ekonomik evet. durumu olsun, işte çalışma şartları olsun. Yani bazı insanların tabii Avrupa'da yaşama isteği de var. Hani ne tavsiye edersin? Okuyarak mı gelmek daha kolay? İş bularak gelmek mi daha kolay? Ne düşünüyorsun sen bu konuda bir HR olarak aslında? Hı -hı. En kolayı gerçekten bir stajyer olarak okuyarak Hı -hı. üniversitede ve hepsini benim de ailem çok buraya gelmek için uğraşıyor ama bizim elimizden bir şey gelmiyor. Turist vizesi almak veya biz onlara vize çıkarmamız o kadar zorlaştı ki artık. Evet. Benim tavsiyem gerçekten gençler okuyarak o üniversiteye kaydolun sonra semester yapmak istediğiniz zaman Almanya'ya her neresi olursa olsun ...buraya yazılın, kayıt olun... ...stajlar içinde başvurulara... E, ...başvuruda bulunun... E, ...en kolay yolu gerçekten... ...öğrenci olarak hmm. gelmek. Çünkü... ...işçi olarak Almanya'nın... ...her zaman düşüncesi böyle... ...buraya gelip ama bize... ...yük olabilir. En azından... Hmm. ...bir stajyer olsun ve öğrenci olsun... ...onu geri yollarız. Ama bir gerçek... ...işçi olarak buraya geldiğiniz zaman... ...daha da zorlaşıyor işiniz. Ve Almanya sizden... ...belirli bir bütçe ve... Bazı eyaletlere ayrılıyor Almanya onlara da bağlı. Bazıları sizden burada ev almanızı bile isteyebiliyor. Hmm, ki onlara yük olmayın. Almanların her zaman düşüncesi bu bize kimse yük olmasın. Hmm. Her ben zaman. mesela ben mesela şunu duymuştum belli bir maaş skalasının üstünde Alman gerekiyor ki hani o sponsorluk olabilsin yani mesela düşük hmm. bir maaş teklif ederlerse bazıları kabul etmiyor hani şeyi ee, öyle olmuyor. O sınırı biliyor musun? Hani ben tam bilmiyorum sınırı da öyle bir sınır var mı? Hmm, belki böyle bir örnek verebilirim biz Almanya'dan hmm. akrabalarımıza vize çıkartmak istediğimiz zaman gelecek insanlar kişi başı 300 euro ayrıyetten senin ev bütçen olması lazım ki o hmm. geçinebilesin. yani hmm. 300 euro ekstradan kenarında para olması lazım aylık hmm. bir kişiye 300 Değer bitiyorlarsa artık gerisi tam olarak o rakamı bilmiyorum Aynen. ama hani kafanızı da <laughs> sapmayabilirsiniz. Aynen anladım. Aslında şey o zaman çok mantıklı oluyor. Mesela ben yüksek lisans Türkiye'de yaptığım için yani. Pişman değilim ama hani mesela Almanya'da falan yapsaydım aslında daha farklı olabilirmiş. Ben onu düşünüyorum. Hani hı. ben bana soran insanlara da işte yüksek sansı bence Almanya'da yapın. Zaten hani hem yani ya neredeyse bedava ya da çok ucuz yani dönemsel mesela. Hı. Burada evet. atıyorum yabancılar için paralı okursanız 3000 euro dönemlik. Ve çok hı hı. büyük bir para. Yani ben Tuma baktım hani 300 euro, 500 euro gibi bir şeydi dönemlik. Aynen. Orada staj bulmak daha kolay olur. Şeyim arkadaşlarım da var açıkçası. Münih'e giden kalanlar var. Sen de aynı şeyi zaten söylüyorsun anladığım kadarıyla. Evet. Çünkü o ödediğiniz aylık veya 6 aylık ödeme içinde şeyiniz de oluyor Almanya'yı gezebilmek için ticket <laughs> eee, çıkaramayacağım. Şimdi bazen böyle takılmalar mı oluyor yani. Türkçesini söylemedi, evet. İngilizcesini söyle. Almancasını söyleyebilirsin. Bir şey olmaz <laughs> <Tamam. gülüyor> yani madem, madem Almanya'ya gitmek istiyorsun bazı şeylere bilsinler evet, tabii. Hiç problem değil. Eee nemlik eee oluyor içine yani <laughs> bütün e, e, eyalete göre değişiyor tabii ki ama orayı gezebiliyorsunuz çünkü Almanya'da gerçekten tren, e, otobüs biletleri çok pahalı. <laughs> yani o da o, o dönem e, ödediğiniz e, bütçenin içinde oluyor. 300 evet. 350 euro gibi civarında ablam öyle bir para ödemişti Köln Üniversitesi için. Aslında bayağı güzel bir şey yani. Hani çünkü Hı -hı. zaten public transport için içinde, hani tren içinde falan yani Mutlaka. şey olmuyor. Hani Çok aslında. Çok pahalı bir şey değil yani. Zaten benim bildiğim kadar work student olarak da çalışabiliyorsun evet. geldiğinde. Hı bir şekilde. Onu evet. da açıkla istersen. Eğ ee, student olarak da çalışabiliyorsun çoğu şirkette. Şu i̇kiye ayrılıyor diyelim. Şimdi tam üniversite sınav esnasında 20 saatlik e, ya da Hı. seni ayda 20 saatlik çalıştırıyorlar. Dönem dışı 40 saate kadar çalışabiliyorsun. Almanya Almanların her zaman 40 Wochenstunden, 40 Wochenstunden çalışma saatler vardır. Werkstudentler <laughs> ee, 20 çalışıyor ama isterseniz dönem dışında 40 saate kadar çalışma imkanı size sağlıyor ve Werkstudentler de iyi bir para alıyor. Yani evet. minimum saat başı 12 euro olması gerekiyor Almanya yasasına Hı -hı. göre. Ama çoğu şirketler bunun üzerinde ödüyor. 15, 16, 17 yaptığınız bölüme bağlı. Ama Werkstudent job iyi. Yani gerçekten çünkü orada gerçekten ne hani öğreniyorsanız onu gösterebilirsiniz skilllerinizi ve sizi beğendikleri zaman çoğu zaman tutabiliyorlar şirkette. Sizi alabiliyorlar ondan sonra full time işe. Aynen. Job'lardan sonra çok önemli CVde onların olması burada okuyorsanız okumak istiyorsanız job mutlaka bulun. Hı hı. Ya ben zaten aynı şey birkaç video daha söylemiştim. Ben de o şekilde part-time girmiştim işe. Dördüncü sınıfta savunma sanayini. Sonra savunma sanayini de yani mezun olduğumdan bir sonraki gün direkt başladım yani işe. Fakat hı hı. hani beğenirlerse o açıdan gerçekten güzel oluyor. Almanya'da nüfus biraz daha dağınık. Hani mesela bizde İstanbul var, Ankara var, İzmir var. Almanya düşünürken yani ya bir küçük kasabasına gidersem diye düşünmüştüm açıkçası. Hı hı. Biraz daha sıkıcı olmaz mı? Hani böyle daha ufak bir yer yani herkes Berlin'e gidemez çünkü hı hı. Yani sen bu konuda ne düşünüyorsun? Senin yaşadığın yer nasıl mesela? Benim yaşadığım yer küçük bir kasaba gerçekten. <gülüyor> evet, <gülüyor> Tam on... dediğim şey. <laughs> yani. evet, gerçekten 13 bin kişi yaşıyor burada. Nüfusun %95'i Alman. Çok Türk veya yabancıların bulunduğu bir yerde oturmuyorum. Ama benim oturduğum yer Düsseldorf'a çok yakın. 15 dakika trenle ulaşabiliyorum. Köln'e yarım saatte ulaşabiliyorum. <laughs> Şehirlere de yakın bir yerde oturuyorum. Yani sıkıcı olabilir ama kendini bazen geri çekmek istediğin zaman da çok güzel sessiz Aha, sakin yer sessiz, yani sakin, rahat ama... diyorsun yani hafta sonları bir yerlere gitmek istediğiniz zaman da gerçekten e, her şey elimin altında gibi diyebilirim. Böyle karneval, festler, çok seven insanlar olduğu, olduğu zaman Köln. Her zaman Köln'ü tavsiye ediyorum. Almanların karnevalı var her zaman e, o, hı hı. E, o, Şubat ayında. Bir iki kere konuda olmuştu bana stajyerler sormuştu ama çok sıkıcı değil mi nereye gidebilirim? Köln, Leverkusen oraya gidin. Orada karneval var. Her zaman e, çok canlı Hı -hı. ve gerçekten zaten üniversite şehri Köln. Düsseldorf öyle. Christmas Mark'ta gitmiştim Köln'deki. Ben baya beğenmiştim yani. Güzeldi yani. Güzel. Şöyle. hani, Türk ben de, de çok baya fazla biraz şaşırttı beni aslında. Türkçe duyuyorum yani sürekli aslında <laughs> sağda solda eğer yani Gerçekten yani çok, çok doludur. Şirketlerde Türklere bakış açısı nasıl az? Biz Türk'üz işte ne bileyim orada Hindistanlı öğrenciler var, Pakistanlı öğrenciler var ne bileyim başka ülkeden öğrenciler var. Hani yüksek sans yaptım mesela. Hani böyle bir şey oluyor mu? Ya işte bu Türk hani bunu alalım ya da işte bir referansı var alalım falan. Hani bizim çizdiğimiz portre nasıl? Hani şirketlerde çalışkan Hı -hı. bir mi çiziyoruz. Hani nasıl? Yani ona bir şey söyleyebilir misin? E, açıkçası yani

bizim Türkiye karşı, da doğup büyümüş bile olsan yine de soy ismin ismin her zaman bir yargı var. Bazen şirketlerde büyük böyle trainee programları oluyor. Şu an iki tane var çalıştığım yerde ve her yerden dünyanın her yerinden öğrenci var ve onları da severek kabul ediyorlar. Yani bazen gerçekten şirkete bağlı oluyor onların hı hı. bakış açısını öğrenmek için. Ama diyebilirim ki benim çalıştığım bölüm orada çok yani kim olursa olsun ve dar teklifinde bulunuyorlar ve o trainee programlarda çok yani görüştüğüm bir iki Türk arkadaş da oldu. Birazcık şans gerekiyor. <laughs> evet. Ama Gerçekten birazcık şans ve güzel bir CV. Şans veriyorlar ama belki iki kişi arasında kaldıkları zaman Türkleri belki ikinci seçenek hmm, olarak arka planda bırakıyorlar diyebilirim. Evet. Benim gördüğüm bu. Yani maalesef. Aha. Şans şans gerekiyor bazı. Biraz bazı öyle olarak. evet ya. Yani, hmm. evet. kesinlikle öyle. Yani biraz kısmet de lazım hani. Aynen. Aynen. <laughs> o benim anladığım kadarıyla işte iş bulmak biraz zor olabilir direkt Türkiye'den. Fakat işte kalifiye bir elemansanız ya da okuyacaksanız senin söylediğin gibi okuyarak yapmak sanırım en basit yöntem. Aynen. Yani anladığım kadarıyla ben de bir master'a başlarsam ne yapsam şu an bir düşünme. <laughs> <laughs> yani <gülüyor> şöyle bir tumda bir, bir data science master yapıştırıp. <gülüyor> e, <gülüyor> data science demişken şeyi soracağım. Böyle mesela kendi şirketin için söyleyeyim, bayer, bayer için söyleyeyim. Mesela yazılım alanında mesela büyüyor mu hani şirket ya da Almanya hani nasıl yazılım alanında Bakış açıları ne? Böyle hani yapay zeka var, data science var, işte ne bileyim bir sürü şey var, bir sürü olay oluyor ortamda. Hani ayak uydurmaya çalışıyorlar mı? Kendi ekiplerini genişletiyorlar mı? O açıdan sorayım. Her zaman yeniliğe açık olan bir şirket. Geçen sene zaten kendi HA bölümlerini başka bir şirketin eline verdiler. Hı hı. Orada da yeni bir sistemle çalışıyoruz. Geçen seneden beri yapay zeka ile orada CV'ye puan veriyoruz yapay zeka. Hı hı. Onunla çalışmaya başladılar ve geçen seneden beri herkes o kadar CV'sine bazen renk katmak istiyor ama o yeni kullandıkları yapay zeka çoğu sizin hakkınızdaki bilgileri sansürledi. Böyle yani nedeni şu daha fazla diversity daha fazla insanlar girsin ki ön yargıyla yaklaşılmasın CV'lere yani hmm. e, cinsiyet kapatıldı e, bazen kadınlar e, mutashuz var Almanya'da yani kadınlar doğum izni onlar kapatıldı yani ne yaşı ne cinsiyetin bunlar belli olmasın diye yeni bir tool'la çalışmaya başladılar. Hmm, gerçekten. Çok ilginçmiş gerçekten anladım. Birazcık evet. zorlandık yani biz Aha. de zorlandık. Ayak uydurmak zordu ama her zaman yeniliğe açık ve tüm Almanya'da böyle bazıları mesela Almanlar bürokratiyi ve kağıdı çok seviyorlar. Gerçek evet. bir yere gittiğin zaman... Yani mutlaka bir şey doldurup imza atarsın bir kağıda. Gel, nereye gidersen git. Birazcık zorlayıcı oluyor. Ama her zaman açıklar, yeniliğe açıklar. Değişmek istiyorlar. Çok uzun bir süre bekliyor bizi. Evet süreç ama açıklar yeniliğe. Ve çoğu şirket bunu ayak uyduruyor. Güzel aslında. Yani e, benim anladığım kadarıyla büyümeye açıklar zaten. Hani ekipler de büyüyor. Her zaman şans var diyebiliriz açıkçası evet mutlaka evet. zaten hani ikinci partta da işte CV tarafında da biraz böyle CV'lere de değiniriz yani ayrıca ufak bir reklam yapayım hala kanala abone olmadıysanız abone olun lütfen videoyu da alttan beğenmeyi unutmayın sorularınız olursa videonun altına da yazabilirsiniz İlade beraber cevaplamaya da çalışırız hani bizim zaten elimizde bazı sorular var şimdi onları cevaplayalım istersen ben Hı -hı. sana soruları ileteyim <laughs> ben soruları okurken çok eğlendim bazıları hani <laughs> bazıları troll evet bazıları eğlenceliydi Almanya'daki kazançlar kıdemli insanlar için bile başlangıç seviyesine yakın mı ve fark az mı diye bir soru gelmiş. Çünkü mesela Türkiye'de benim çalıştığım yerde söyleyeyim. Mesela 7 senelikseniz 7 senelikle 5 senelik arasında bir uçurum vardı. Bir anda Hı. atlıyordu. Hani Almanya'da nasıl bu durum mesela Tabii ki şirkete de bağlı oluyor. Hı hı. Şimdi Bayer örnek aldığım zaman ona şirket diyoruz ama Konseyan Alman adıyla. Ede küçük şirketler tabii ki bütçelerini daha farklı ayırıyorlar ama Almanya'da şöyle bir kanun var. Her sene senin aldığın ücrete bakılıyor. Yani Ve onu Fairness altında gerçekten senelik arttırıyorlar. Minimum bile olsa gerçekten yani 5 ile 7 sene çalışanların arasında burada çok büyük bir uçurum olduğunu düşünmüyorum aynı bölümde. Hı hı. E, çünkü her sene gerçekten bakıyorlar, kıdem atlatıyorlar. 2-3 sene sonra senior pozisyonlarına gelebiliyorsun. Seni kimse minimum 2000-3000 euro ile artık başlatmıyor. Hı hı. Artık Anladım. böyle bir şey yok. Yani güzel haber bu bizim için aslında. Gelmek isteyenler için diyeyim. Almanca bilmeden gelmek zor mu diye sormuşlar. Hani en başta da konuştuk. Zaten Maalesef yüzünden zor. de anlıyorum. Evet, Maalesef zor. zor. Yani her zaman dediğim gibi Fransızlarla kıyaslayabilirsiniz. Almanları yani kendi dillerini de acaba... seviyorlar. Evet seviyorlar. kesinlikle evet. seviyorlar. Yani. <laughs> maaşlar ne kadar diye sorulmuş. Yazılım maaşlarında Junior maaşlar ortalama ne kadar diye sorulmuş. Hani ortalama bir şey söyleyebilirsin. Classified diyorsan da söyleme boşver. 40'dan 40 bin Euro'dan. Dedi. Başlıyor yani Bence okey derler yani bence junior insanlar eğer okeyse. Şey e, brüt değil mi bu konuştuğun maaş peki? Brüt. Tamam. Okey. Kesintiler yüzde otuz beş kırk hesaplayabilirsiniz. Hı -hı. Evet onlar onlara ben bakmıştım o zaman da işte evliyseniz Hı -hı. farklı oluyor, çocuğunuz varsa farklı oluyor falan, Hı -hı. falan filan böyle bekarsanız farklı oluyor. Evet. E, onlara bakabilirsiniz istiyorsanız. İş başvuru sürecinin Nasıl oluyor? Mülakat süreci nasıl oluyor diye bir soru gelmiş aslında. Hani bayağı örneğinden verebilirsin. Sizin hani mülakat süreciniz nasıl? Yani mesela ben bir işe başvurdum. Üçeksans mezunum Almanya'da. Ne kadar sürede sürüyor? Çünkü hı? insanlar bazen soruyor ya işte 3 ay oldu dönmediler, iki, bir ay oldu dönmediler falan. Hani hı. ortalama süre ne kadar hani mülakat süresi nasıl oluyor onu söyleyebilirsin. Hı hı. Büyük şirketler hem e, kendi işçilerini hem de dışarıdan gelecek işçilere e, aynı postingi paylaştıkları için <laughs> öncelik içerideki işçilere hmm. e, Önce onlar yani minimum iki hafta diye böyle bir platform var. Minimum iki hafta orada önce bir anons yapılıyor. Birini arıyoruz. Ondan sonra ilk önce onlar geliyor büyük şirketlerde. Ondan sonra dışarıdan çünkü yani içimizden birini diyelim şirket açısından onu alıp başka bir pozisyona getirmek, ona yeni şeyler öğretmek daha kolay ve daha ucuz Tabii ki bir şirket açısından. Hı -hı. Şimdi dışarıdan gelecek biri olur mu ya olmaz mı 6 ay deneme sürecini geçer mi geçemez mi yoksa yine yeniden başlamamız lazım birini aramaya öyle düşünüyorlar. Bazen bir ay 2 ayı gerçekten bulabiliyor. İlk önce bir görüşme olur, ön görüşme olur HR'la ondan sonra onlar devam bir, e, görüşme ayarlar o bir saat sürer. Yani bazı pozisyonlar için yani artık minimum iki görüşme planlamanız lazım. Hı hı. Artık bir kere görüşüp a işi aldım gibi bir görüşme sistemi yok Almanya'da. 2-3 planlamanız gerekiyor. Bazen 2-3 ay bulabiliyor, bulabiliyor maalesef. Bulabiliyor, aynen. Hı. Aslında çok da uzun değil. 3 ay yani hani Türkiye'de bazı yerlerde daha da zor <gülüyor> yani. <gülüyor> en iyi denerciler de diye sormuşlar. Çok <laughs> güzel bir soru. ben de merak ediyorum burada mesela buranın döneriyle Almanya'nın döneri Farklı. E, karşılaştırdım ama Almanya'nın döneri biraz daha iyi burada. Yani, Alman, evet. e, Alman e, döner anlayışları buradakilerin zaten farklı. <laughs> e, ben vejeteryan olduğum için vejeteryan <laughs> opsiyonları da, ya ya, bir şey diyemem döner gerçek et döneri için ama Düsseldorf'ta benim sevdiğim dene gör istasyonun yakınında çok seviyorum onlarda vegan opsiyonları bile var aramızda hmm. vegan varsa <laughs> e, Berlin'de iki tane var. Zupahan adı ve öbürünü de not etmiştim. Çünkü bu soruyu çok sevdim. E, yemekle aram iyidir. Mangal, <laughs> döne Köln'de mangal döner diye. O, tamam. o çok, çok iyiymiş. Dene gör benim için e, Düsseldorf'ta hem vegan opsiyonları da var. Köln'de Kebapland onların Adana kebabı çok çok iyiymiş. Adanalıyım. Yedim ama tattırıyorum başkalarına. Ve Berlin'de iki tane yani sebzeli döner var orada Güyam diye ve evet. Lupana. Orada tamam. gerçekten bir buçuk saat sıra bekleyenler oluyor. O kadar. Vay be, çok, çok iyiymiş. Güzelmiş. Yani Berlin, Köln, Düsseldorf gittiğiniz zaman bunları tavsiye edebiliyorum. Tamam, güzel. Güzel tavsiyeler geldi. <laughs> ben de gidersem bir şey yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Şunu sormuşlar... Heh. Bunu ben de bilmek istiyordum açıkçası. Blue Card'ı sormuşlar. Blue Card nasıl işliyor? İşte Kaç sene gerekiyor? Vatan, Alman vatandaşı olma sürecini kolaylaştırdı. 5 senede artık Alman vatandaşı olabiliyorsunuz. Hı. Böyle bir bilgim var. Ama Almanca bileceksiniz. Almanca bileceksiniz. Burada çalışıyor olacaksınız. Hı hı. Yani... E, yük olmaman gerekiyor. Ama. Vergini vereceksin. hani o, tabii Şey ki. yapacaksın. Kısa... Çekiliyor o. Evet. Çok büyük şekilde. E, aylığından kesiliyor. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ee, başka ne var? Bir de şey sormuş. Ee, bir arkadaş... İkinci sınıf bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Uzaktan çalışma imkanı bulabilir miyim? İK'ların dikkatini çekmek için neler yapabilirim diye sormuş. Mutlaka LinkedIn profilinize bence her zaman çok çok önem verin. Hı -hı. Çünkü oraya bakılıyor artık. Hı -hı. Çoğu zaman birinin birisi için CV yaptığım zaman çalıştığım şirketlerde CV'sinde ne yazıyorsa LinkedIn'de veya Xing diye bir e, Almanya içi evet. platform var. Aynısı yazıyor mu diye kontrol ediyordum. Çünkü bazen CV'lerde birazcık atıp tutulduğu için LinkedIn platformlarına bakıyordum. Her zaman orayı temiz ve iyi tutun. Bazı insanlar çok şeyi bazen e, likeliyor, paylaşıyor. Ona da dikkat edin ne şey yaptığınızı. Çünkü bazı şirketler görüyor A, mesela e, benim için bazı bazen politik şeyleri çok fazla artık konuşuluyor LinkedIn'de veya bazen çok abuk subuk şeylere yön açıyor bazı postingler. Hı hı. Dikkat edilmesini mutlaka tavsiye ediyorum. Ama her zaman temiz tutun, orayı düzenli tutun, kendiniz hakkında bilginiz veya ne yaptığınız var, hepsini yazın ayrıyetten. Ama orada references altında da onları onaylatın. Yani sadece "A ben yazmış olayım olmasın başkası yaptığını onaylasın. Skill'lerinizi yani. onaylatın." Hı -hı. Ben de güncel tutmaya çalışıyorum LinkedIn'i zaten aktif de kullanıyorum aslında. Dediğine katılıyorum yani. LinkedIn'den de e, hani iş teklifleri falan da geldiği oluyor evet, açıkçası. Evet, evet, mutlaka. Geliyor. Bizde e, yaptığım oluyor da eski şirketlerde artık yapmıyorum Hı -hı. ama oluyor gerçekten. Anladım. Teşekkür ederim yayına katıldığın için. Sorular bu kadardı. insanlardan gelenlerdi. İkinci partımızı da yapacağız. Ee, orada da birkaç tane CV aldık arkadaşlardan. Üç tane CV var. Ee, onları seçtik ve e, onları değerlendireceğiz. Ee, umarım izleyenlere faydalı olur. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığın için. Enerjiniz harika gerçekten. O zaman Kendinize dikkat edin. İkinci partta e, şuraya bir yere koyarım. <laughs> şey yaptınca, yayınlayınca. <laughs> Umarım. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok dikkat edin. Abone olmadıysanız aşağıdan abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.